Herkese merhaba, kanalıma, daha doğrusu evime hoş geldiniz. Bugün sonunda bir ev turu çekebildim ve sizleri evimi gezdirmek istiyorum. Biraz uzun bir video olacak çünkü evim çok büyük. O yüzden kahvenizi, çayınızı, limonatanızı, her ne içiyorsanız hazırlayın ve evimi gezmeye başlayalım. Dış kapısı buradan başlıyor ve hemen dış kapının arkasında çamaşırlık ve kirli sepetim var. Ve kapıyı arkama aldığımda giriş bu şekilde. Hemen sol tarafımda banyo var. Banyoyu da size hemen göstereyim. Banyoyu seviyorum ya. Bu evde en sevdiğim yer banyo. Şöyle. Burada her gün cilt bakımında kullandığım ürünleri koydum. Bu tarafımda ise böyle hani stokladığım ya da saçım için kullandığım ürünler var. Bunun içinde eskiden makyaj malzemelerimi saklıyordum fakat son zamanlarda böyle tokalık olarak kullanıyorum. Tel tokalar, saç rastlaki. Banyo aslında çok büyük değil. Şöyle bir raf var duşta. Bunda genelde yani şampuanlar, duş jeli, maskeler vesaire oluyor. Bu aralar buna fena sardım. Mutlaka bir gidip koklayın. Aşırı güzel kokuyor. Bunu da bu arada IKEA'dan aldım. Gayet kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Sonra döndüğümde burada da yani bir şey yok. Tuvalet. Buradan çıktığımızda evin ana ve tek kısmı yani oturma, uyuma, yemek yeme ve her şeyin iç içe olduğu stüdyo dairem. Yavaş yavaş ilerleyelim. Şuradan başlayayım. Şurada Zuzu'nun eşyaları var. Şu kutu içerisinde full Zuzu'nun oyuncakları, mama tasları, tasmaları, fırçaları vesaire var. Şurada Koçtaş'tan almış olduğum bir ayna var. Bu aynayı da kendim boyamıştım. Böyle rose gold, eve uyumlu olduğu için. Sonra bu bir laptop sehpası. Bugün taze boyadım. Burası kurumamış. Taze boyadım derken üzerinden tekrar bir kat geçtim. Bu IKEA'dan almış olduğum bir laptop masasıydı. Çok eski bir masa. Fakat ben bunu siyah boyamak istedim. Üzerinde de iki tane yapay çiçeğim var. Bunlar da... Burası komple IKEA. Şunlar da komple IKEA. Oturma olan alanına geçmeden mutfağa geçmek istiyorum. Böyle ufak bir tezgah yapmışlar. Bir bar sandalyemiz var. Genelde ya burada yemek yiyorum ya da sehpada yemek yiyorum. Burada genelde bir şeyler hazırladığım da oluyor. Buraya da olabildiğince mantıklı değerlendirmeye çalıştım. Tabaklar bu şekilde. Çatal bıçak setim burada. Ve sonra bir kat üstünde de bardaklarım var. Bir kat üstünde de işte çaylar, kahvaltılık, yulafım vesaire vitaminlerim var. Hemen yanında kapaklar bizi karşılıyor. Bu kapakların arkasında da mutfak gizli. Ufak bir ocağım var. Bunları da bu arada IKEA'dan aldım. Buraya büyük bir şey sığmıyordu çünkü. Mutfak böyle. Kapağını kapattığınız an mutfak yok oluyor. Çamaşır makinesi. Üstte de fırınımız var. Mutfağın da tek dolabı şurası. Ha bir de şu üstte bir küçük dolap var. Daha doğrusu raf. Bir de şurası var. Burayı hiç göstermek istemiyorum. Full erzak, çamaşır deterjanı vesaire her şeyi buraya saklamak zorunda kalıyorum. Ve döndüğümüzde burada yatağım var. Yatağımın da yine üstünü değerlendirdim. Çünkü gördüğünüz gibi evimde çok fazla dolap yok. Hatta neredeyse hiç yok yani. Üst katta işte bu benim bağlamam. Kışlık kıyafetlerim var burada. Sonra hani burası çok çıplak gözüktü diye gözüme olabildiğince doldurmaya çalıştım. Fotoğraflar astım. Hemen yatağı karşımıza aldığımızda şöyle ben de oturayım. Televizyon var. Onun da üstünde iki tane raf var. Bu rafta gördüğünüz gibi tıka basa dolu. Çünkü başka koyabileceğim hiçbir yer olmadığı için bütün makyaj malzemelerim burada. Yani bütün servetim burada. Bir üstünde de parfümlerim var. Ve sonra bu iki kapaklı arkadaşımız benim gardırobum. Ben de inanamıyorum. Eskiden bunun 3 katı vardı bende. Ama bu eve taşındığımda ev eşyalı olduğu için gardırobumu da oldukça küçülttüm. Ve bu iki gözlü yere sığdım. Yani sığmaya çalıştım. Sığamadıklarım da yatağın altında. Onun hemen altında şurada gördüğünüzde de çamaşır var. Televizyonun altındakinde de çarşaflarım var. Sonra böyle geçtiğimizde bu da benim hani oturma
alanım. Bu arada eğer merak ederseniz bu yatak tabii ki katlanabiliyor. Bu yatağı kapattığınızda bu alan tabii ki çok genişliyor. Ama gelin görün ki evde yer olmadığı için benim yatağımın altı böyle. O yüzden bunu kaldıramıyorum. Bu koltuk aslında direkt bunun altına cuk diye oturuyor. Ama dediğim gibi yatağı kaldıramadığım için öyle bir şansım yok. Şöyle buraya da size güzelce çekeyim. Yine bu koltuk da bu evin içerisindeydi. Dediğim gibi ev full eşyalıydı. Ama ben böyle battaniyesi polar bir battaniye serdim. En azından daha açık bir renk elde etmek istedim. Çünkü dediğim gibi ev 1+0 olduğu için oldukça küçük. Ve bu hani açık renkler evi daha büyük gösterdiğine inanıyorum. Bütün bu kırlentler ya da minderler ne demek isterseniz bunlar da IKEA'dan aldım. Kılıflarını da IKEA'dan aldım. Bu koltuğu buraya sıkıştırdım. Tam yani şu duvar boşluğuna tamamen sığıyor olmasını dilerdim ama sığmıyor. O yüzden bu şekilde koymak zorundayım. Ve koltuğa oturduğumda da karşımda şöyle bir sandalye var. Bunun üzerindeki de kürkümsü, halımsı bir şey. Onu da IKEA'dan almıştım. Bütün bloggerların bir ara olmazsa olmazıydı çünkü o. Burası işte benim aslında oturmaktan en keyif aldığım yer. Genelde editlerimi burada yapıyorum ve manzarayı da çok seviyorum. Bu güzel bitkim gördüğünüz gibi yolunmuş gibi. Çünkü hastalandı ve ben onu bir şekilde toparlayamadım. Elimden geleni yaptım. Toparlayamadım. Yani saldım artık. O yüzden biraz böyle duruyor. Buzuzunun yatağı ve sonra bu askılık mı diyeyim? Her neyse bunun adı. Metal askılık diyeceğim. Ve bunu Trendyol'dan almıştım. 15 liraya almıştım. Ama asamadığım için buraya koydum. Ve benim için çok anlam ifade eden fotoğraflar var. Daha sonra burada bir orkidem var. Orkidem sağlıklı ama henüz çiçek vermedi. Yanında da mini aloe veram var. Masanın üzerine gelecek olursak masa da yine bu eve dahil. Ben bunu serdim. Bunu IKEA'dan almıştım. İki tane kaktüs arkadaşımız var burada. Bunu da Praktiker'den almıştım. Bu da bu güzel vazomuz. Yeni. Bunu pazardan 10 liraya aldım. Gerçekten ben de inanamıyorum ama eğer isterseniz şeyinize koymak isterseniz mutlaka bir Bakırköy pazarına bakın. Çünkü gerçekten muhteşem mutfak ürünleri var. Dekorasyon ürünleri var. Bu da bana gelmiş olan bir çiçeği kuruttum. Çok güzel oldu bence bu şekilde böyle. Şimdi bir de hızlı bir tur yapalım o zaman. Benim şirin ama küçük evim bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmeyi diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.